Furkan suresi 30, şeytanın Allah'a sığınıyorum. Ve elçi dedi ki, yani Allah'ın dinini tebliğ eden, İslam'ı tebliğ eden, Kur'an'ı anlatan kişi dedi ki, Rabbim, gerçekten benim kavmim, içinde bulunduğum kavmim, bu Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap olarak bıraktılar. Kur'an'a uymadılar, hurafeye uydular. Kur'an'a göre hareket etmediler. Kur'an'a göre hareket etmedikleri için de bölündüler, parçalandılar, mezheplere ayrıldılar, cemaatlere ayrıldılar. Güçlerini kaybettiler. Kendi işlerinde fitneye, tefrikaya düştüler. Büyük bir felaketin içindeler diye Peygamberimiz şikayetçi Cenab-ı Allah'a. Bir tane şikayeti var Peygamberimizin. Ahirette bak bir tane peygamber şikayeti. Tek. Ve elçi dedi ki Rabbim gerçekten benim kavmim. Bu Kur'an'ı, hadisi demiyor. Fıkıh kitaplarını demiyor. Bak bu Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap olarak bıraktılar. İşte böyle diyor Cenab-ı Allah 31. ayette Furkan suresi. Şeytan Allah'a sınırım. Biz her peygambere ama istisnasız her peygambere, her Mehdi'ye suçlu günahkarlardan bir düşman kıldık, bir deccal kıldık, bir zıttı, bir karşıtı olan kişi. Yol gösterici ve yardımcı olarak Rabbin yeter. Şimdi mesela peygamber tebliğe başlıyor. Nasıl yapsam acaba? Allah yol gösterecek zaten. Üç kişiler ne yapsam acaba? Allah yeter. İki kişiler ne yapsam acaba? Allah yeter. Mağarada peygamberimiz biliyorsunuz tek Hazreti Ebu Bekir'le birlikteydi. Orada o tevekkülü hissetti. Ve onu ifade etti. Allah'a bağlılığı. Furkan 25. Göğün bulutlarla parçalanacağı ve meleklerin bir indirilme ile indirileceği gün. Gök normalde baktığımızda masmavi blok olarak durur değil mi? Ama kıyamet günü açılıyor. Yani pencere gibi açılıyor. Gece nasıl yıldızlar falan görülüyorsa, gökyüzü görülüyorsa, o simsiyah gökyüzü görülüyor o açılan delikten, büyük parçalanmadan. Ama ayna gibi. Yani çok büyük bir yırtık. Göğün bulutlarla parçalanacağı ve meleklerin bir indirilme ile indirileceği gün. Gökten bir indirme şeklinde melekler iniyorlar yeryüzüne. Muazzam bir melek yağıyor yeryüzüne. Zaten onu anladıklarında kıyametin olduğu anlaşılmış oluyor. İşte onlar uzaylılar falan diyorlar ya, uzaylılar dünyayı istila edecek, gökten gelecekler, uzaylı istila edecek. Aslında içgüdüsü olarak onu anlamış olmanın etkisi. Meleklerin gökyüzünden süratle giriş yapmaları ve her yere giriyorlar. Ve yeryüzüne süratle dağılıyorlar. O, yani anlatılan, ayette anlatılan. İşte o gün gerçek mülk Rahman olan Allah'ındır. Mesela adam diyor ki mal benim diyor, binalar benim. Bina seninse bina yerinde durmuyor. Kum gibi dağılıyor. Mal kiminmiş? Allah'ınmış. İnkar edenler için oldukça zorluk bir gündür diyor Allah. Çok zor. Deprem bir yandan, melekler bir yandan iniyor. Müthiş panik içerisinde oluyorlar.